3, 2, 1. 3, 2, 1. Evet. Nurgök Eşki sormuş. Nurgök Eşki. Sevgiler, selamlar, merhabalar. Kalıtım yoluyla anne babamızdan aldığımız alışkanlıklar, davranış refleksleri var mı? Eğer varsa olumsuz olanları nasıl değiştirebiliriz? Hemen hemen her şeyimizi anne babamızdan alıyoruz. Özellikle de annemizden alıyoruz. Ama sadece kalıtım yoluyla değil. Kalıtım çok sınırlı bir veri aktarma yöntemi, artık bunu biliyoruz. Epigenetik dediğimiz bir yöntemler bütünüyle, ki onun da ne olduğunu daha aslında pek kimse çok iyi bilmiyor. Davranışlardan, anne babamızın eski, yani biz olmadan çok önceki yaşam alışkanlıklarından bile bize geçen bir şeyler olduğunu biliyoruz. Mesela annemiz bizi karnında taşırken, emzirirken geçirdiği ruhsal dönüşümler, ruh halindeki değişiklikler vesaire doğrudan bize emdiğimiz sütten, plasentadan aldığımız besinlerden, işte moleküllerden neyse bir şekilde geçiyor. DNA'mızın yapısı değişebiliyor bu tecrübelere bağlı olarak. Bunlar genetik alanda bizim öğrenciyken öğrendiğimiz bilgiler oldukça ters olan şeyler, bir kere başta onu söyleyeyim. Ama çok fazla miktarda veri alıyoruz. Hani genel davranış kalıplarımız anne ve babamızın, özellikle de annemizin ürünüdür desek yanlış söylemiş olmayız. Elbette ki yaşamsal birçok endişemizi, travmamızı, arızalı ya da hayatta işte bir şekilde başarımızı kısıtlayan durumları da onlardan miras alabiliyoruz. Bu insan olmanın genel bir kuralı. Çünkü burada şöyle bir şey var. Yani doğduğumuz anda bizim beynimiz bedenimizde herhangi bir için programlanmamış tek organ. Yani ne yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla dünyaya geldiği anda bir örneğe bakıp o örneğin yaptıklarını taklit ederek, işte ayna nöron dediğimiz sistemle onu bir tıpkı basım aynalayarak, o davranışları kendisine yansıtarak davranış kalıpları öğreniyor. İşte bunu da en iyi doğada hayvanlar tarafından büyütülen çocuklarda görüyoruz. Feral çocuklar diye internette bakarsanız ilginç örneklerini göreceksiniz. İşte kurtlar büyütürse çocuklar kurtlar gibi davranıyor. Ayılar büyütürse çocuklar ayıların davranış kalıplarını alıyorlar. Ve belli bir süreden sonra da insan davranışını öğrenmeleri mümkün olmuyor. Biz de aynı şekilde kendimizi içinde bulduğumuz aile, ortam, çevre, işte sosyo-kültürel vasat neyse ona göre ciddi anlamda şekilleniyoruz. Şimdi böyle bakınca biz dediğimiz şey aslında pek biz olmuyor. Sıfır kilometre ve her türlü şey olabilecek bir varlık olarak dünyaya geldikten sonra kendimizi içimizde bulduğumuz koşullar bizi şekillendiriyor. Aslında birçok davranış kalıbımız da bu yüzden elden geçirmek, dikkatli bir şekilde analiz etmek ve değiştirmek durumundayız. Çünkü gerçek bir ben inşa edebilmek için, hakikaten kendinizi inşa edebilmek için kendinizi içinde bulduğunuz bu vasatı ve o vasatın size verdiği şeyleri biraz değiştirmeniz gerekiyor. Ne kadar da değiştirirseniz o kadar orijinal bir hayatınız oluyor. Zaten bildiğimiz bir şey. Ama her zaman böyle çok kolay değiştirilebilir şeyler almıyoruz ailemizden. İşte dediğim gibi mesela travmalar alabiliyoruz, sıkıntılar alabiliyoruz, kısıtlayıcı düşünce ve davranış kalıpları alabiliyoruz. Bunları da hayat bize zaten sürekli fırsatlar sunuyor. Değişik durumlarda işte ufak ufak yapmadığımız şeyleri yapmaya cesaret ederek, daha önce bizim belki de etrafımızda hiç kimsenin benimsemediği bize has hedefler belirleyerek bir şeyler yaparak onları ufak ufak esnetmeye biz zaten hayat diyoruz genel olarak. Eğer bu davranış kalıpları çok patolojikse uzmanlarla beraber çözüyoruz bunu yani. Her soruna özel bir uzman buluyoruz. Gidiyoruz onunla üzerinde çalışıyoruz. Ama bunlar her insanda bulunabilen, hepimizde olan, bir düşündüm bende de bir sürü var. Kısıtlayıcı kalıplarsa, düşünce ya da davranış kalıpları, o zaman kendi cinsliğiniz ve kendi üzerinde uğraşma motivasyonunuz devreye giriyor. Yeterli nedeniniz varsa her şeyi değiştirebilirsiniz. Bunun en bilinen örnekleri filmlerde falan filan da görürsünüz bazen. Gerçek hayatta çok rastladığımız bir şeydir. Bir gönül ilişkisine giren insanın bütün davranış kalıplarını, hareketlerini falan değiştirmesi gibi. Büyük duygusal motivasyonlar insanda büyük davranış değişimlerine sebep olabilir. Ama bunlar evde oturup planlanıp da dışarı çıkıp uygulanabilir şeyler değil. Ufak ufak seneler süren sürekli ve sebatlı çalışmalar sonucunda ancak değiştirebileceğimiz şeylerdir. Hele ki patolojik olmayanlar, genellikle fark edilmezler bile. Bu kısım önemli. Onların var olduğunu bile bilmeyiz. Ama hep böyle başımıza kötü bir şey gelir. İşte para kazanmaya çalışırız, kazanamayız. Başarılı olmaya çalışırız, bir türlü olamayız. Bir şeyi aşmaya çalışırız, bir türlü aşamayız. Genellikle de bunun için dışsal faktörleri suçlama elimdeyiz. Benim her zaman söylediğim ilk başlangıç noktası şikayet etmeyi ya da dışarıdakileri suçlamayı, ya beni hiç anlamıyorlar falan demeyi bir kenara koyup ben neler yapabilirim noktasında bakmaya başladığınızda birçok şeyi zaten otomatik değiştireceksiniz. İnsanla ilgili en umut veren şey, 100 yaşında da olsanız sürekli değişiyorsunuz, dönüşüyorsunuz ve yeni şeyler öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla bazıları zor, bazıları kolay ama değiştirmek bizim ana görevimiz. Değişmeden gitmeyelim efendim diyor ve bizi izleyen herkese saygılarımı, sevgilerimi. Niye böyle TRT gibi kapanış yapmaya ihtiyacı olduysa? TRT gibi konuştum galiba, muhtemelen ondan oldu. Evet. Hocam peki şimdi babam bir gün bana demişti ki vallahi dedi bütün zeka direkt anneden geçiyormuş. Böyle bir şey var mı? Öncelikle onu sormak istiyorum. Çoğu evet anneden geçiyor. Ya bunu şey olarak söylemişti. Vallahi
benden hiçbir şey geçmemiş yani demiştim. Vallahi Necdet abi biliyorum, anneni tanımıyorum ama ben sonuçtan çok memnunum. Yani ya iyi ki de böyle olmuş. Bir de Necdet abinin zekasının üstüne gelseniz hiç çekilmez olurdum. Ben sana onu söyleyeyim. Bu güzel. Böyle yeter. Doğru söylüyor. Yani anne ya da anne yerine geçen ilk bakım veren kişi, kimse annenin yokluğunda. Yani bizi en çok şekillendiren şey gerçekten. Yani o yüzden bir sürü böyle başarılı efendim işte biyografisi yazılmış falan insanın biyografisinin bir yerinde bir anne hikayesine %90 rastlarsınız. Anneler hayatın ilk ve en etkili öğretmenleridir. Beynin ikinci mimarlarıdır diye anlatırım ben. Ki bunun abartı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü düşünsenize, yürüyemeyen, konuşamayan, derdini söyleyemeyen, hiçbir işe yaramayan bir organizma dünyaya geliyor ve onunla en çok meşgul olan kişi ne yapıyorsa o da ona göre bir şekilde öğrenip onu yapmaya çalışıyor. Her şeyiyle bebeği şekillendiriyor. Sorun çözme biçimiyle, olaylara yaklaşım biçimiyle, dünyayı değerlendirme biçimiyle çok ciddi bir örnek oluyor. Yani sevgili anneler ve anne adayları, İşiniz zor vallahi. Yani çok acayip bir işin altındasınız. Neyse ki milyonlarca yıllık biyolojik bilgelik bunu kolayca halletmenizi sağlıyor ama eğer bilgiyle kendinizi çok fazla kirletirseniz, yani acaba çocuğa Mozart dinlesem daha iyi olur mu falan gibi saçma sapan konulara kafayı takıp da biyolojik görevlerimizi savsaklayacak bir meşguliyetin içerisine düştüğümüz vakitlerde maalesef bu konu sarpa sarabiliyor. O yüzden rahat olalım, coşalım. Konu annelere senin yüzünden geldi. Annelere hep bir şey söylüyorum. Burada da tekrar söyleyeceğim. Çok önemlidir kadının ve annenin rolü. O yüzden lütfen hayatınıza, kendinize ve zihninize, kalbinize, ruhunuza iyi bakın. Sadece kendinizi değil, nesilleri yetiştirmek gibi enteresan bir biyolojik vazifeniz varmış gibi gözüküyor. Ha biz bundan beyler olarak ağrı mıyız? Hayır değiliz. Zaten biliyorsunuz dünya tarihine üzerine kurulu. Hanımların gönlünü hoş tutmamız lazım. Bizim de ana görevimiz bu. Ama özellikle ve özellikle ve özellikle. Karar vericilere hep söylüyorum. Eğer bir toplumu dönüştürmek, iyi yönde yükseltmek istiyorsanız anneye, kadına, onun varlığına, refahına ve iyiliğine yatırım yapın. Hiç pişman olmazsınız. En diri yatırım bu yatırım. Öbürlerinin hepsi ölü yatırım efendim. Efendim ben bir soru sormak istiyorum konuyla alakalı. Bir çocuğun gelişimiyle alakalı annenin rolü dışarıdaki başka hiçbir şeyin rolüyle karşılaştırılmayacak derecede büyük. Evet. Geliri iyi seviyede olan ailelerin büyük bir çoğunluğu ağırlıklı da doğu ülkelerinden gelen bakıcılarla beraber bu süreci geçiriyorlar ve çocuk çok uzunca bir mesaisini bu kadınlarla birlikte geçiriyor. Evet. Onları rol model alıyor. Duygusal olarak da onları taklit ediyor. Bunun çocuğun gelişimindeki rolü kaygı uyandıracak ya da işte bir şey değiştirecek kadar, önemli kabul edilecek kadar büyük mü? Yoksa o kadar da ciddiye almamak gereken bir şey mi? Bence ciddiye alınması gereken bir şey ama kaygı uyandıracak düzeyde mi onu bilemem. Çünkü kişisel düzeyde etkiler çok değişebilir. Yani müşahhas örnekleri tartışmak lazım. Fakat çocuğa ayrılan vakit içerisinde annenin çocuğa ayırdığı vakit, kaliteli vakit kayboldukça bu etki daha dehşet verici bir hale geliyor. Çünkü o çocuğun sonuçta davranış gösterip dünyayı öğrenebilmesi için birini örnek almak lazım. Bu arada çalışan anneler genellikle bu annenin önemini vurguladığında hemen bir stres yapıyorlar. Yani biz çocuğumuzla çok beraber olamıyoruz diye hep söylüyorum. Günde 15 dakikadır. Bir çocuğun ihtiyacı günde 15 dakika interaksiyondur. Özellikle 1 yaşını geçtikten sonra. O 1 yaş kritik, onda sürekli ilgilenmeniz gerekiyor. Ama o 15 dakikalık vakti bile ayıramayacak kadar meşgul bir zamanda yaşayan insanlar olduğu için aramızda maalesef o tamamen farklı kültürlerden, farklı sosyoekonomik seviyelerden, farklı coğrafyalardan gelen insanların etkileri azımsanamayacak kadar büyük olabiliyor. Tabiat boşluk kaldırmaz. Çocuk zihni de boşluk kaldırmaz. Bir boşluk kalırsa onu doldurmaya çalışır. Ama kaliteli fakat kısa süreli de olsa fark etmez bir ilişki varsa ondan herhangi bir endişe etmeye gerek yok. Bir 15 dakika oyun oynayabiliyorsak mevzu çözülür bence. Ya da bırakalım Rusçayı da baştan öğrensinler. Tabii sadece Rusça öğrense iyi olur. Yani oradaki bütün sosyo-kültürel yapının kodlarını, korkularını, endişelerini, arzularını, hırslarını, şehvetlerini, her şeylerini aldığını düşünün. Aslında biraz kimerik bir insan organize ediyor olabilirsiniz öyle marjinal koşullarda. Yani dikkat edilmesi gereken bir durum ama öyle alarming bir durum var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Alarming dedim. Özür diliyorum Türkçe sevdalısı Oktay Sinanoğlu takipçilerinden. İyi bizi ihtizaza getirecek kadar ehemmiyetli anlamını kasteylemiştim.